Ya çalışma demiyor ama ibadetlerini terk etme. Faize bulaşma. Zekatını ver, fakirin hakkını yeme. O senin değil o para, fakirin hakkı ya. Allah-u Teala onu fakire ayırdı. Dürüst yaşa, efendi yaşa. İman, İslam'la beraber zenginlik Mevla verirse çok güzel. Müslümanın, dürüst adamın zengin olması iyidir yani. Dinini daha iyi yaşar. Medrese yapar, talebeler okutur. Fakir fukaraya yardım eder. İmanlı Müslümanın, helalinden zengin olanın durumu fakirden çok çok daha üstündür. İyidir yani. Çünkü veren el, veren el, alan elden üstündür. Ama tabii ki mahşerde de 500 sene sonra en az aynı seviyede olan, cennetlik olan Müslümandan, fakir Müslümandan 500 sene sonra girecek ayrı dava. Niye? Hesap verecek. Bu hesap verilecek. Nereden aldın, nereye harcadın? Bak. Nereden aldın, nereye harcadın? Öyle kuvvetin var diye garibanların arsalarını topladın yani, aldın böyle değil mi? Böyle kandırdın böyle tarafına, 1 metre, 10 metre, 5 metre, kuvvetin var, gücün var ya, aldın değil mi? Fakirin hakkını yedin, yetimin hakkını yedin. Allah Allah. Neden düşünmeyiz ya? Cenab-ı Hak buraya efela tetezekkerun ya. Niye düşünmesin, niye vaazlanmasınız? Efela tetefekkerun ya, tefekkür etmez misiniz siz? Efela tağılün, hala akıllanmaz mısınız ya? Biraz aklınızı başına toplamaz mısınız? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Şu Kur'an'a ne zaman değer vereceğiz biz? Şu Kur'an'ın nasıl böyle candan özünü anlama hevesi bize ne zaman gelecek ya? Haramlara bakmak kalbimizi mahvediyor. Haram tutmak, haram yemek, haram duymak, haram 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 kalpler anlamıyor daha yani. Artık anlatsan da ona bir yani böyle bir vızıltı böyle. Arı vızıltısı geliyor böyle. Hele hele de neuzubillah münafıkların kalpleri ne kadar döndü ki, ne kadar gavurluk var ki, kainatın güneşi, nübüvvet güneşi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyorlar, 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 pür dikkat dinliyor gibi dışarı çıkıyorlar. Önce bakıyorlar Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçek inanan sahabesinden biri var mı sağımızda solumuzda? Münafıklar birilerini tanıyorlar çünkü yani. Bakıyorlar kimse yok. Ne diyorlar birilerine biliyor musun? Muhammed ne sayıkladı ya, ne anlattı ya? Bak 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 bak. Haşa ve kella. İşte münafıklık böyle bir şey ya. Kalbin hastalığı böyle bir şey. Kibir var, kibir. Kalpte kibir var. Sen kimsin ki bana ne anlatıyorsun? Sakın böyle belaya kimse düşmesin. Fark etmez, bir çocukla duyurur Allah sana ya. Getirir rastgele sıradan bir adamı, anladın, çıkar sana der ki ya ya hacım, hocam sen çok iyisin, çok güzelsin ama şu hareketi yap. Mesela şuraya tükürmesen böyle yollara. Görmüş adam. Ya sen kimsin ki? Ya sen git önce bir kendine bak. Bu kibirdir arkadaşlar. Tam tersi, Allah senden razı olsun ya. Allah senden razı olsun. Sana teşekkür ederim ya. Allah-u Teala seni vesile etti, beni uyardı. Ben biliyorum ben. Neyi biliyorsun ya? Şimdi bir tanesi gelmiş İsmail Ağa Camii'nde, Efendi Hazretlerimize, Mahmud Efendi Hazretlerimize Allah makamını çok daha âli eylesin. Amin. Allah şefaatlerine bilirine nail etsin. Yolundan ayından ayırmasın. Amin. Hakaret etmiş orada. O da ayrı bir imtihan değil mi? Ayrı bir cesaret. İsmail Ağa Camii'nin ağzına girmiş. İleri geri laflar etmiş. Bir tane de orada sporcu birisi var. Efendiyi seven, efendinin talebelerinden vesaire neyse. O da ona bir tane tek vuruşla onu atıyor dışarıya. Onu da giriyor efendinin koluna. Diyor ki efendim dersini verdim diyor yani. Böyle böyle dedi, ben de ağzının payını verdim diyor. Efendisi de ona aferin diyecek, maşallah iyi yaptın diyecek. Öyle bekliyordu. İyi bir şey yaptığını zannettin dedi ona. Ama efendim şöyle bir olsun dedi ya. İçinde zerre kadar dedi imanı varsa onu da gitmesine sebep oldun dedi yani. Bak büyükler nasıl görüyorlar, büyükler nasıl düşünüyorlar. Ne acayip bir şey, görüyor musunuz? Boşuna mı yiyor İmam-ı Azam dediler. Rahimeullah. Öbürkü de kalkmış oradan. İki tane kitap karıştırmakla beraber İmam-ı Azam kim oluyor? Bo, terbiyesize bak. Affedersiniz. Özür dilerim sizden. Edepsize bak, ahlaksıza bak. O da onun gibi okumuş da, o da onun gibi fetva verilmiş de. Toz kadar ona yaklaşabilir misin? O hikaye değil, uydurma değil o. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde 2 rekat namaz kılması ve Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi. Ve de ya Rabbi estağfurullah, Numan kulun seni belki bildi ama kulluk edemedi, affet onu vesaire diye gözyaşı döküyor. Ben öyle değil Kur'an-ı Kerim'i hatim. Kabe'nin içine nasip olsam da 2 rekat inna adayna gulü vallahu ahad okusam var ya, ooo havamdan geçilmez. Ver artık Allah'ım bana cennetini. Ver ya ooo. O da ağlıyor. Gözyaşı döküyor. Belki bilmişimdir ama sana kulluk edemedim. Beni affet. Görüyor musunuz? Böyle bir imamın peşindeyiz biz ya. Nasıl şükretmeyiz ya? Şu yolumuza bakar mısınız ya? Elhamdülillah. Ama adam ne yapıyor? Yolun kıymetini bilmeyince kibir, gurur, felsefe, kendi mantığını beğenme. Hocanın aleyhinde, şeyhin aleyhinde, neuzubillah zikrin aleyhinde, tarikatın aleyhinde. Gide 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 Allah muhafaza.
canileşiyor böyle yani. Akbek gibi bir şey oluyor böyle yani. Davranışından, hareketinden, karşılandığından anlarsın yani, anlarsın. İçi ne dolu böyle yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Ehli sünnet ve cemaat. Allah'ım o yoldan ayırmasın bizi. Amin. Çok dua edelim. Çok Allah'ımıza sığınalım. Çok. İnkar, 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 inkar. Bu ne ya? Bu nedir ya? İndiğinde kabire göreceksin. Mezhep kabul etmez, tarikat kabul etmez, sahabe kabul etmez. Ve kendinden başka da kendi gibi düşünmeyen kim varsa hiçbirinde Müslüman kabul etmez. Sadece Müslüman benim diyor. Geçen birisi vefat etti. Geldi diyor ki siz diyor benim babamın cenazesini niye kıldınız diyor arkadaşlarına diyor. Onlar diyor ki o ne biçim laf falan sen kılmadın mı? Ben kılar mıyım diyor o kafirin cenazesini diyor. Tarikata inandığı için kafirmiş. Böyle bir zihniyet var mı? Böyle bir mantık var mı ya? Bu nedir ya? Kıyamet yaklaşsa daha neler göreceğiz biz? Daha nelerle karşılaşacağız? İşte dön dolaş efendi hastalığı sözü beni çok korkutuyor arkadaşlar. Son sohbetinde son İsmail Ağa'da. Cemaatim ismi neler olacak neler buyurdu. Allah bizi tarafından ayırmaz. Amin. Bir an evvel fena fili olmanın çaresi buyurdu. Bak. Şuraya bak neler olacak da neler ya. Babasına kafir diye. Niye kafir? Günde 5000 la ilahe illallah diyor. Bak. Zihniyete bakar mısın? Kafaya bakar mısın? Bunlara bir şey diyen yok. Hiçbir televizyonda bunların aleyhinde konuşanları görmezsiniz. Ama ehli zikirin, ehli tarikatın, ehli sünnetin aleyhinde ver yansın. Ne kadar ilahiyetten yetişenler varsa televizyonlar onların arkasında Allah onların adını sen destekçinizi konuşun. Bir de bunları binlerce imam müftü takip etmez mi arkadaşlar? Bir de bu var. Bu da böyle bir ayrı bir bela var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Çare bu arkadaşlar. Allah'ım seni vekil ettik. Allah'ım sana sığındık. Kardeşinizin ta eskiden beri, küçüklüğünden beri duası şu. Tavsiye ederim. Teşvik olsun diye söyleyeyim. Ya Rabbi, zahiren, batinen, kavlen, fiilen, amelen, itikaden gelmiş, geçmiş, gelecek tüm halvarı öz zatına sığındım. Sen de lütfunla, fazl-ı kereminle ebedi teslim al. Asla beni bana bırakma. Bizi bize bırakma. Herkes bu duayı yapsın. Efendi baba, Alaeddin Efendi seni. Efendi Hazretleri, evladım Mahmud. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmen innake entel. Bu ayeti çok okuyun. Ne demek? Ey Rabbim, kalplerimize hidayet verdikten sonra, bize iman İslam nasip ettikten sonra bir daha kalplerimizi kaydırma, ayaklarımızı kaydırma. Senin yolundan, senin kapından ayırma. Dua. Dua silahına iyi sarılalım inşallah. Abdestsiz gezmeyelim ya. İlla namaz vakti mi hapsalacağız? Vaktim yok. Ama o haceti gidermeye vakit var. Vaktin olsa da olmasa da bak Allah-u Teala bazen seni 5 dakika bazen 15 dakika bazen 1 saat tutabilir. Mübarek. Abdest kaç dakika tutuyor yani? Abdestsiz niye? Nerede öleceğimiz belli değil. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Allah muhafaza. Kaza mı olur? Hiçbir şey olmasa kalp krizi. Kalp yok adamda. Gizli kalp vardı. Bir şey derler yani. Vakit geldi vakit. Ecel ecel. İlla depremde mi? Olan mı ölür yani dersiniz. Ertesi gün Kocaeli'den bir kardeşimiz doldurmuş arabasını. Götürmüş ekmekleri dağıtmış. Ondan sonra üşüdüm. Isınayım diye ne yapmış? Kaloriferi açmış. Uyuyakaldı. O da zehirlendi. Ecel geldi ya. Bir gün önce orada olsa depremden öldü. Ama bir gün sonra öyle olduğu için zehirlendi de öldü. La ecel geldi, ecel vakit geldi. Gene bir tır şoförü kardeşimiz. O da gitti direksiyonun başında. Tık. Ne oldu? O da kalp krizi geçirdi. Her birimizin bir vakti var. Vakti, vakti, ecel vakti var. Ya işte ben bir saat önce oradan ayrılmasaydım, he? Şuraya çıkmasaydım, buraya gitmeseydim. Bırakın bunları. Tamam, sebepler var ama ecel vakti bellidir. O vakit gelmeden ne bir an ileri ne bir an geriye Allah buyuruyor. Vakitte geldi mi bir şey sebep olur. Allah'ım hadis-i şerifimizde de Efendimiz'in duası var. Şimdi onu da okuyacağız. Hayatın da hayırlısını versin. Amin. Mematın, ölümün de hayırlısını versin. Amin. Malında, mülkünde, aileninde, çocuğunda her şeyin Allah'ım hayırlısını versin. Amin. İlla hayır isteyeceğiz inşallah. Her şeyin en hayırlısı. Bir taraftan efendime söyleyeyim cenaze kalkacak, öbür taraftan düğün yapılacak. Doğru mu? Evlenmek de Allah'ın emri, ölüm de Allah'ın emri. Ama her şeyin hayırlısını versin Allah. Amin.
Evlenmek Allah'ın emri de ama davul zurna ile evlenmek Allah'ın emri değil. Kadın erkek horon tepmek Allah'ın emri değil. Tam tersi şeytanın istediği. Allah'a isyan. Herhalde yani ya. Daha iyi demek ne demek ya? Kıyası mümkün mü? Aha erkekler ayrılacak, kadınlar ayrılacak, Kur'an okunacak, sohbet edilecek, hayır dualar yapılacak, ikramlar, hediyeler, Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Ondan sonra kurduğun yuva hayırlı olsun. Doğan çocuklar hayırlı olsun. Öbür taraf, öbür türlü yapıyorsun Allah'a Resulullah'a ihsan ederek, 3 gün sonra babacığım ben efendim ayrıldım geldim anneciğim. Niye ben onunla yapamam? He? Hadi mahkemeye bakalım. Kaç tane dosyalar, kaç yüz tane dosyalar şu anda boşanma dosyaları bekliyor. Allah yardım etsin Müslümanlara ya. Amin. Arkadaşlar sebep ne ya? Aha bu İslam yaşanmadığından dolayı. Şu İslam bilin. Ya çocuğumuzu evlendirmeden önce şu dini güzel bir öğretelim ya. Damat yapacağı görevleri, vazifeleri bilsin. Gelin hanım yapacağı görevleri bilsin. Abdest, namaz, evzu besmele. He? Davranış, hürmet, saygı. Erkek hanımına merhamet etmeyi bilsin ya. Bak diyorum ya. Dışarılara nezaket. Eve gelince felaket. Allah Allah. Ya senin hiçbir şey olmasa yemeğini yapan bu. Çamaşırını yıkayan bu. Ne bileyim ben. Temizliğini yapan bu. İhtiyaçlarını gören bu. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun dışarıdakine. Ay cici may bir tane may aşkım al bilmem ne aşkım tüşküm püşküm. Ondan sonra rezil oldun mahvoldun bittin gittin ya. Evdekine de bana bak. Kapıyı açmakta niye geciktin? Bilmem ne falan filan. Fesubhanallah ya. Hele de o çocukların yanında hiç tartışmayalım arkadaşlar. Evde çocuklar varsa asla hanıma sesimizi yükseltmeyelim. Bir tartışmaya, bir münakaşaya girme. Çocuğun psikoloji diyorsunuz ya psikolojisi. En çok bozulma sebebi bunlar. En çok bozulma sebebi bunlar. Yani kurstaki talebelere bile bakıyoruz arkadaşlar. La oğlum derdin ne? Vesaire araştırıyorlar. Bakıyoruz evde gelirken hafta sonu annesi babası kavga etmişler. Çocuğun kafasına takılmış. Nasıl okuyacak bu şimdi? Bunlar çok önemli şeyler ya. Ne olur merhametli olalım ya. Ne olur affedici olalım ya. Ne olur bazı kusurları görmekten gelelim ya. Büyük bir şey Allah göstermesin. Bir namus davası vesaire bilmem ne. Yani bu boşanma olayları en son olacak bir şey yani. Ama en evvela ona başvuruyoruz. Defol git işin bitti. Daha işim olmaz senden. Ya bir hasbunallah deseyin. Bir Allah la ilahe subhanallah de ya. Subhanallah de ya. Temlevül mizan. Mizanı dolduruyor. Allahu Ekber de. Allah seni iyi etsin de. Niye bela okuyorsun? Niye lanet okuyorsun? Niye cehennemin dibine kadar yolun var diyorsun? Ne oldun? Kim oldun ki defol git diyorsun böyle kibirinden, gururundan vesaire. Güzel ahlak değil bunlar yani. Ya Rabbi ahlakınla bizi ahlaklandır. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla bizi ahlaklandır. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla bizi ahlaklandır. Amin. 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 Ya Mu'in ya Erhamer Rahimin. ألا إن أولياء